Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dijital devrelerde sadeleştirme ve karn haritasının kullanımını anlatacağız. Sadeleştirme bir sistemde girişteki değişim çıkış sinyalini etki etmiyorsa ilgili giriş sinyali sadeleştirilebilir. Temel mantık bu. Dijital sistemlerde de herhangi bir durumda eğer tek bir giriş sinyali değiştirilmesi çıkış sinyali değiştirmiyorsa ilgili giriş sinyali sadeleştirilebilir. Şimdi bunu bir örnek üzerinden yine anlatalım. Max Term ve Min -term kavramını işlediğimiz dersimizdeki uygulamanın en sade halini elde etmeye çalışalım. Uygulama nasıldı? 3 girişi vardı. A, B, C ve bir tane F çıkışı vardı. Bunun doğruluk tablosu minturn gösterimi. Minturn gösteriminden kastımız hatırlarsınız bir olduğu Tabloda bir olan e, satır numaraları yani e, 0, 1, 2, bakın bunların hepsi 1, bir. bir de ne var? 5. Minturn çarpımlar toplamı mantığını işletiyordu. Bir de Max Turn vardı. Max ise devrenin dijital sıfır olduğu çıkışları referans alıyorduk. Yani 3, 4, 6, 7. Önce ile göre bakacağız ama bir sadeleştirmenin nasıl yapıldığını, mantığını önce bir anlatalım. Karnoya geçmeden önce. Şimdi ne olacak? Bizim Üç tane girişimizden sadece bir tanesi değişecek ve çıkış değişmeyecek. Bakın burada A girişi değişmiş ama çıkış sinyali değişmemiş yani 0. ve birinci durumlarda ikisinde çıkış sinyali bir ama A sinyali değişmiş demek ki bu durum için A'nın bir etkisi yok. Benzer durum maksörün içinde de kullanılabilir mesela çıkışın sıfır olduğu ama bir giriş yine değişti. Yine A bakın girişi değişmiş ama çıkış değişmemiş. Çıkış dijital sıfır. Peki komşular her zaman böyle yan yana mı? Bakın burada C ve A ikisi de dijital sıfır. Yani sıfır ve ikinci durumları referans alıyoruz. B ise değişmiş. Çıkış dijital bir dijital bir. Bunu gözlemlemek bu sıralama için biraz zor. Peki nasıl bir çözüm oluşturacağız? Yani bunları kolay bir şekilde tablo yöntemiyle gözlemleyebilir hale nasıl getireceğiz? Bunun üzerine bakalım. İlk yaklaşım buradaki sayı sıralamasını, bizim sayımızın ee, Bildiğimiz düz sayı sayma, sayma sistemine göre değil de gray koduna göre. Gray kodunun özelliği şuydu. Sadece bir bit değişiyor. Yani burada bakın sayı sıralamaları farklı gözüküyor ama e, şöyle bakarsak hepsi sıfır. Sadece A değişmiş. Burada sadece B değişmiş. Sadece bir bit değişir iki değer arasında. Bakın burada yine A değişmiş. Burada C değişmiş. Bu şekilde sadece birer bit değişiyor. Hatta buradan sonra başa döndüğümüzde de yine bir bit değişiyor. Eski tabloda ise örneğin 3 ile 4 arasında 3 bit birden değişiyor. Greco'nun böyle bir avantajı var. Komşuluklara baktığımız zaman benzer durum burada da karşımıza çıkıyor. 0 ile 2 arasında bakın yine C ve A 0, B sadece değişmiş. Çıkış sabit, dijital bir komşuluğu burada da ne yapamadık? Direkt yan yana gözlemleyemedik. Karn haritası çıkış sinyallerini şu alana yazdığımız, bakın buradaki durum numaralarını şöyle buraya da yazdım. Yani ne anlam taşıyor? Ondan bahsedeyim. Ee, C, B, A sıralaması. Bakın burada da aynı şekilde C, B, A. C'nin 0 ve 1 olduğu yer. Şurada B ve A'da şurası B, şurası A. Yani şu durum için misal B0, A1. Buradaki sıralama gray kodu. Yani sadece bir bit değişiyor. Bu olay bize ne sağlıyor? Bu hücreler arasının komşu olmasını sağlıyor. Örnek şuradayız. Şuradan yani birden 3'e gidersek sadece B biti değişir. Birden 5'e gidersem sadece C biti değişir. 1'den 0'a gidersem sadece A biti değişir. Benzer şekilde 0'dan 2'ye gidersem de sadece B biti değişir. Yani 1 bit değişen komşulukları çok rahat bir şekilde ne yapabiliyorum böyle görebiliyorum. Bu mantık anlaşıldıysa Max Turn çözümünü ve Min Turn çözümünü gerçekleştirelim. Öncelikle minitör yaklaşıma bakalım. E, Minton çıkışın dijital bir olduğu yerlere odaklanıyordu. Amacımız bu tabloda birlerin hepsini kümelemek. Ne kadar büyük küme yaparsak o kadar sade halini elde ederiz. Fakat bu kü kümelemin bir kuralı var. E, bir ikinin katları olacak. Yani tek 2 yani üzeri 0, 1 bir demektir. Birli bir küme yapabiliriz. Yani tek halde işaretleriz. Bazen öyle yapmak zorunda kalacağız. 2 üzeri 1 2'li ikili yapabiliriz. 2 üzeri 2 dörtlü olabilir. Yani 2'nin katları olacak. Üstsel kuvvetleri olacak. Ve kümeleme yaptığımız hücreler muhakkak komşu olacak. Bu iki kuralı uyduğumuz sürece karnoyu çok rahat bir şekilde e, dijital ifadelerin en sade haline elde edilmesinde kullanabiliriz. Şimdi bu örneğe bakalım. Mesela bu iki tane bir, bakın iki kural var demiştik. Bir, ikinin katları olacak. Evet, ikinin kuvveti olacak daha doğrusu. İkinin bakın kuvveti. İkinin birinci kuvveti. Ee, bir de komşu olacak. Evet, komşu zaten. Yani sadece e, C değişmiş. Bakın. Yani Bu iki hücrede de B0, A1. Haliyle e, C'nin çıkışa bir etkisi yok. Çünkü çıkış her ikisine de dijital bir. Minton yaklaşımları çarpımlar toplamı ve mantığını yine hatırlayacak olursak çıkışı bir yapmak yapmaya çalışıyorduk. Çarpma işleminde çıkışı bir yapabilmemiz için tüm girişlerin dijital bir olması gerekiyordu. Hale B dijital 0 geldiği için burada ne yaptık? B'yi değilledik. Dijital 1'e çevirdik. A zaten dijital 1 geliyor. A olarak aldık. Bir başka komşuluk. Bütün birileri yok edeceğim. Bakın şurada. Sıfırla iki komşudur. Neden? Çünkü sadece B biti değişmiştir. Değil mi? Bakın burada sıfır, burada bir. Ee, C ve A her ikisi de dijital sıfır olarak geliyor. Her ikisi de dijital sıfır geliyorsa ben bunu çarpmada nasıl dijital bir hale getiririm? İkisine de değilini alırım. Yani C'nin değilini aldım. Çarpı A'nın değilini aldım. Evet şimdi bu söylediğimiz gerçekten ee, uygulamada çalışıyor mu? Simülasyonda bunu görelim. Evet uygulamada deminki sorunun direkt sadeleştirilmeden minitörn olarak tasarlanmış hali şu kısım. E, sadeleştirilmiş hali bu kısım. Her iki devre de aynı şekilde çalışacak. E, bu simülasyonu şu kısmını çalışmasını e, minterm ve maxterm kavramını anlattığımız derste e, anlatıyoruz. İsterseniz oraya da bakabilirsiniz. E, şimdi bakalım aynı çalışıyor mu? Mesela 3 girişte dijital 0 ikisinde 1 üretmesi gerekiyordu. Evet. Yani bu sayılara şurada hatırlayabilirsiniz. E, minterm kavram dijital 1 olduğu çıkışlara odaklanıyordu ve ben onları buraya numara olarak yazmışım. Yani 0, 1, 2 ve 5'te e, dijital 1 olacak. Diğer durumlarda dijital 0 olacak. Mesela 1'de de her ikisi dijital 1 olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi her ikisi dijital 1. 2, her ikisinin dijital 1 olduğu başka bir durum. 3 yok. Yani ee, dijital 0 olacak. Burası. Bu şey geldiğimiz zaman her iki ledde ne oldu? Söndü. Yine benzer şekilde mesela 7 yine her iki ledin sönmesini beklediğimiz bir durum. 6 da burada görmediğiniz için her iki led sönük kalacaktır. Yalnız son olarak 4'te de sönük kalacak. 5'te ne olacaktır? Burası ve burası yanacak. Gördüğünüz gibi tüm olasılıkları denedim ve birebir aynı çalıştı. fark ne? Peki fark ne? İlk devre tasarımda 5 tane kapı kullandım. Bunlardan 4'ü 3 girişti. Bir tanesi 4 girişli. İkinci devre tasarımında ise toplamda 3 kapı kullandım ve tamamı 2 girişli kapılar. Çok çok daha sade halini elde etmiş olduk devrenin. Bu devreyi Max Turn olarak da çözebiliriz Karno'da. Amacımız bu sefer dijital sıfırları kümelemek. Mesela burada C biti değişiyor. Yani A ve B ikisi de dijital 1 geliyor. Amacımız bu girişi dijital sıfır hale getirmek. Max Turn ne yapıyordu? Toplamlar çarpım şeklinde yazıyorduk. Mantık toplama işleminin tüm girişleri bacakları sıfır olacak ki çıkış sıfır olsun. Şimdi A ve B dijital bir geldiği için bunları ne yapıyorum? Değil diyorum. Yani A, B dijital bir geldi. Değilini aldık. Dijital sıfır haline getirdik. Benzer şekilde A da bir geldi. Değilini aldım. Dijital sıfır. Her ikisi sıfır olduğu için şu hücre şu ifade ne olacaktır? 0 olacaktır. Dijital 0 olacaktır. Benzer şekilde e, burada da 6 ile 4 komşu. Bakın sadece B bitine değişiyor. C1 gelmiş. A ise her iki durumda da dijital 0. Hale C1 geldiği için değilini aldım. A ile topladım. Bu da max turn yaklaşım. Devre yine aynı çalışacak. Min turn'e tasarlanmış gibi aynı çalışacak ama e, sıfırlara göre tasarladık tek fark bu. Evet devrenin simülasyonuna gidelim bakalım gerçekten birebir aynı çalışıyor mu? Evet devrenin simülasyonuna baktığımız zaman tüm durumlar için şu iki çıkışın aynı olması lazım. 0, 1 yaptık. Her ikisi de yanıyor. Burada da e, şu 3, 4, 6 ve 7 dijital 0 olduğu zaman ledler sönecektir. Çünkü V kapısının girişinin bir tanesi 0 olmasa çıkışı 0 yapacak. Yani 1'de, e, 2'de e, de ve 0 da hep yanıyor. Ama 3 yaparsak bakın söndü. Ben, her şekilde bizim en sade halini elde ettiğimiz devrede çıkışını 0 yaptı. E, 7 yaparsak yine çıkış 0 olacak. 6 yaparsak yine çıkış 0 olacak. 4 de çıkış yine 0 ama 5 de ne olacak? Çıkış 1 olacak. Gördüğünüz gibi birebir aynı çalışıyor. Ama çok çok daha sade bir hali var burada devrenin. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Ee, dilimiz döndüğünce karn ortasının mantığını anlattık. Geçtiğimiz derslerde çözdüğümüz bir örneği en sade halini elde ettik. Umarım yararlı olmuştur. Anlatılmasını istediğiniz konular varsa videonun tartışma ekranına veya bana mesaj olarak atabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz videoyu likelayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri tıklarsanız da çektiğimiz videolar size bildiri olarak gelecektir. Beni dinlediğiniz teşekkürler. Görüşmek üzere.